Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Peki şu anki Cumhurbaşkanımız ve geçmiş Cumhurbaşkanlarımız olmak üzere sizin en beğendiğiniz Cumhurbaşkanımız hangisidir? Yani şimdi Cumhurbaşkanı olarak tabii ki kurucu Cumhurbaşkanı olarak Atatürk. Atatürk'ten sonra en etkin şekilde ülkemizi temsil eden, uluslararası alanda ülkemizi savunan, haklarımızı müdafaa eden, tartışmasız şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunda hiçbir tartışma yoktur. Peki, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatta olmuş olsaydı ona ne söylemek isterdi? Yani ülkemizi elbette kurduğu için imparatorluk sınırları içerisinde kendi külünden bir ülkeyi kurduğu için ona minnettarız elbette. Olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Erken boşanma hakkında mı? Tayyip'e güvenip ne olacak? Para veriyor, erkekler ne olacak? Ondan sonra da sizden geçerken baktığımız suç. Taciz diyormuşsun. Taciz mi diyormuşsun? Bu taciz mi? Taciz ise taciz deyin. Böyle yeter mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Vay asıl Türkiye. Hatırlayamadım. Peki son başbakanı kimdir ülkemizin? Türkiye'de başbakan kalmadı ki. Yok, son başbakanı kimdir diye sordu. Son başbakan rahmetli Bülent Ecevit'ti. Son başbakan. Peki Kayserili misiniz? Kayserili misiniz? Hayır. Nerelisiniz? Sivaslıyım. Sivaslısınız. Peki Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? Valla hattına fazla, yatırımdan çok götürme var. Açar mısınız? Neden böyle düşünüyorsunuz? Valla insanlarımıza balık tutmayı öğretmiyoruz. Hazra, tüketime buna alıştırıyoruz. Cebinde olmayan paraları harcatmaya alıştırıyoruz. Bundan da iftihar ediyoruz. Ülkenin hali bu. Teşekkürler. Olacak. Son zamanlarda artan erken boşanma olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalılığı diyorum. Hayat pahalılığından stres, anlaşamamazlık öyle oluyor yani. Hayat pahalılığı her şeyin başı yani. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nedir size göre? Mutlu bir evliliğin sırrı karşılıklı anlayış. O da bir yere kadar. Gene maddiyata dayanıyor yani. O biraz fazla sürüyor yani. Ayrılıkların ekonomiden dolayı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Ekonomiden dolayı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Burada, Koca Melikgazi. Hangi mahallesinde? Demokrasi. Demokrasi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Hayır, memnunum, sıkıntı yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ya ben işte ona cevap vermeyeyim ya. Neden peki? İşte. Kayseri misiniz? Hayır. Ne oturumunuz şey? Buradan peki? Efendim? Oturumunuz Kayseri'den. Yarın bugün, yarın burada, yarın... Yani oyu burada mı kullanacaksınız? Evet, burada kullanacağım. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Hangi mahallesinde? İldem'de. Peki İldem'de. Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Şu an için memnunuz yani. Bir şikayet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Verebilirim. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz peki? Memnunuz belediyeden. Menduh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Memduh'a veririm, evet. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Cevdet Sunay mıydı?
değil miymiş? Peki şu anki cumhurbaşkanımız ve geçmiş cumhurbaşkanlarımız olmak üzere sizin en beğendiğiniz cumhurbaşkanımız hangisidir? Pek yorum vermesem olmaz mı? Yani. Hiç beğendiğiniz cumhurbaşkanımız yok mu yani bu zamana kadar? Hangi açıdan beğeneceğim? İdaresini mi? Siz hangi açıdan değerlendirmek isterseniz? Genel olarak yani değerlendirdiğinizde birinciden şu ankine kadar? Herhalde şimdiki cumhurbaşkanı iyidir yani. Neden peki? Öbürlerini çok fazla yakın tanımadık yani. Dolayısıyla onun zamanında yaşadığımız için buna ancak değer verebiliriz. Öbürlerini sadece teorik olarak gördük. O kadar biliyoruz yani. Beğenmediklerim de var tabii arasında. Onları da beğenmemem gerekiyor. Onun hangi cumhurbaşkanlarımızı beğenmiyorsunuz peki? Kenan Evren mesela beğenmiyordum. Neden peki? Hak etmediği için oraya geldiğinden beğenmiyordum. İnsan hak ederek gelmesi lazım. Dolayısıyla beğenmiyordum. Neden hak etmeyerek geldiğini düşünüyorsunuz siz peki? Yani askeriyenin başında olup da darbe yapıp da hak etmek yani olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hak olmayan şeylere tasvip etmiyorum ben de. Peki bize 5 tane Güney Amerika ülkesi sayar mısınız? Brezilya, Arjantin, Şili. Ne var daha orada? Ekvator. Başka ne var? Surinam. Peki siz bu saydığınız ülkelerden hangisine seyahat etmek isterdiniz? Hiçbirisine. Ben daha çok Doğu'yu seviyorum. Mesela örnek verecek olsun. Malezya, Endonezya, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler. Neden o ülkelere gitmek isterdiniz peki? Beni daha çok çekiyor. Hangi yönden ilginizi çekiyor peki? Bana daha yakın olduğunu hissediyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı kim? İsmet İnönü'den sonra kim? İsmet İnönü onu bilmiyorum ya. İsmet İnönü'den sonraki. Atatürk'ten sonra İsmet İnönü. Hatırlayamayacağım. Celal Bayar mı? Evet. Celal Bayar. Celal Bayar'dı. Şu anki cumhurbaşkanımız ve geçmiş cumhurbaşkanlarımız olmak üzere sizin en beğendiğiniz cumhurbaşkanımız hangisi? Reis tabii canım ya. Neden peki? Yani geçmişteki eksiği tamamlıyor artık. 100 yıllık, mesela, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulduğundan bu yana Osmanlı'ya özlem, İslam'a özlem, tarihteki eski nesiller daha iyi bilir de bizler tabii yeni nesillik. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki kuşaklar ve Osmanlı, Selçuklu uygarlığı şu anki nesil tam manasıyla değil. Zaten uygulamaya kalkarsa kaldıramaz da yavaş yavaş. Yani şu anda yavaş yavaş adım adım gidiyor inşallah. O şekilde. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyin? Efendim? Dayınızın tek kız kardeşi. Dayımın tek kız kardeşi. O akraba şeylerini bilmiyorum artık. O dayımın tek kız kardeşi. Bizde Ahmet derler de. Başka yerde ne derler? Bibi bilmem ne bir şeyler de diyorlar ama ben öyle hatırlıyorum. Peki bu hayatta yapmam dediğiniz 3 şey nedir? Tek şey yalan konuşmamak. Geri kalanını yapabilirim. Peki bu hayatta bir pişmanlığınız var mı? Var tabii. Nedir? İyi yani bir... Keşke yapmasaydım dediğiniz ne var? Keşke yapmasaydım dediğim sağlam güvenilir bir eş seçemediğime pişmanım. Bu. Teşekkürler. Rica ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan ama ikametgahım Pınarbaşı. Pınarbaşı'nda yaşıyorsunuz, evet. İkametgahım. Hı hı. Peki Pınarbaşı Belediyesi'nden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Ya, tanıdığımız biri. Ben yani memnun değilim desem yalan olur. Devamlı orada durmuyorum. Yani bir işimiz düşse şey yapsa yani herkese tarafsız davranıyor. Oyunuz orada mı kullanacak? Tabii. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Pınarbaşı Belediye Başkanı yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Önceki dönemde verdim, yine veririm mecbur. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Değilim. Neden peki? Ben mesela Bağdat Caddesi'nde oturuyorum. Gültepe ile Talas arasında o taraflara bakayım, Kocasinan tarafına çok fark var. Yatırım der ki yani şey yok. Çalışma yok. Yollar çok kötü. Durak en azından otobüs seferleri. O tarafın otobüsüne bakıyorum en kötü otobüs. Talas tarafına bakıyorum hiç kötü otobüs gitmiyor mesela. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hiç vermedim, vermem de.